Herkese merhabalar arkadaşlar. Natural Finans kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videodan anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Tarih 19 Temmuz 2023 günlerden Çarşamba saat 19.43. Sasa Polyester, Aselsan ve Tüpraş'ın gün içinde gerçekleşen işlemlerine bakacağız. Bu hisseleri yorumlayacağız gün içerisindeki işlemlerine göre ve uzun, orta ve kısa vadede olurlarını konuşacağız. Bu üç hisse hakkında günlük analiz yapacağız yani kısacası. Hafta sonu daha detaylı şekilde inceleyeceğiz. Katıl tarafına abone olanlara özel şekilde olacak arkadaşlar. Hafta sonu daha çok oraya yoğunlaşacağız bundan sonra. Katıl tarafına. Bu üç hisseyi Fibonacci değerlerine göre olağan destek direnç seviyelerini, potansiyel destek direnç seviyelerini saptayacağız. Bu şekilde. Sasa ile başlayalım. Videoyu geçmeden önce lütfen bir kanalımıza abone değilseniz abone olalım, videoyu beğenelim ve yorumlar kısmına iyi veya kötü yorum yapmaya özen gösterelim. Mümkünse mantık çerçevesinde yorumlar yaparsak sevinirim. Sasa, yükseliş trendinde kalması bizim için önemliydi. Ne zaman ki 22 Haziran'dan itibaren gelen bir yükseliş trendi vardı. O trendin altına sapmaması bizim için çok önemliydi. Neden? Çünkü hissenin kısa vadede yükselişine devam etmesinin en mantıklı sebebi budur arkadaşlar. Yükseliş trendine her zaman devam etmek zorundadır. Hisse kısa vadede, orta vadede yükselişe devam etmek istiyorsa yükseliş trendinin bir şekilde üstünde kalması gerekir. Dünkü düşüşlerin en büyük sebebi bana kalırsa, bu bir yorumdur, kesinlikle %100 doğru diye bir kanaat yoktur. Bana kalırsa yabancı yatırımcının girmesi, yabancı yatırımcının düşük maliyetlerden girmek istemesi, bir anlaşmaya varılması Arap ülkelerinde. Arap ülkelerinde bildiğiniz gibi az önceki çektiğim videoda da aynı şekilde konuştum ama ayrı hisseler gene de söyleyeyim gene ben bunları. Bildiğiniz gibi Arap ülkesiyle bir anlaşma yapıldı. Onların inşaat sektörünün binalarının çoğunluğunu biz yapacağız artık. %100'ünü değil fakat yani bir miktarını biz yapacağız. Özellikle bu saatten sonra biraz daha inşaat sektöründeki hisselere biraz daha fazla yönelebilirim. Bunun hakkında videolar da gelecek zaten. Çoğunluğunu biz yapacağız ve onlar da karşılığında bize bizim hisselerimizi alacaklar. Bu sebepten dolayı hisselerin fiyatları düşürüldü. Dolar bazında dolar biraz yükseldi. Doların yükselme sebebi de onların bir birim parası bizim artık daha çok birim paramız yapacak. Mantık budur yani. İki taraftan da onların daha çok kazancını olacak bir şey aslında bu. Hisselerin fiyatı da mantıken düştü. Yani bir alabiliyorken artık üç alabilecekler. Hem hissenin fiyatı düştü hem de dolar yükseldi. Mantık budur arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Yorumlar kısmında kafanıza takılan bir şey olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Yükseliş trendinin üstünde kaldı dediğimiz gibi parabolik sarı satışta bu çok önemli bir detay değil. Ben kısa orta vade içerisinde artık 64 fiyatlarını aşacağını düşünüyorum. Bunun sebebi de yükseliş trendine devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Umarım ki buralardan bir tepkimi almasın. Yani yeniden yüksek bir satış gelmesin. Endekste yükselişler devam ettiği sürece bu yaptığımız yorumlar geçerlidir şu anda. Yani endekse karşı gelebilecek bir hisse değil arkadaşlar bunlar. Belki inşaat sektörü olsalardı gelebilirlerdi. 26 günlük üstel hareketler tamayı teyit etti gün kapanışa doğru. Bu gayet önemli bir detaydı bizim için kısa vadede. Pozitif yönünü etkileyecektir. Hacim dağılımına bakacak olursak da güzel bir hacim yakalayamadı gün içerisinde. Yatay şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Hissede de 1,06'lık bir yükseliş var zaten. Bu şekilde artık yani yeni fiyatları konuşmamız için bir önceki zirvesinin daha yukarısına gitmesi lazım. Artık 64 bandını bir şekilde aşması lazım ki önemlisi bizim 70 direncimiz. Bu direnci aştığında Sasa Polyester adına tamamen farklı şeyler konuşacağız zaten. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Gün içi işlemlerine bakalım Sasa'nın. Lütfen iyi veya kötü bir yorum yapalım. Şu an açılıyor zaten bundan ziyade. Burada beklemek yerine iyi veya kötü bir yorum yapın lütfen. Genel açıdan bakacak olursak 62.45 en yüksek fiyat, 60.65'te en düşük fiyat. Para giriş çıkışına bakacak olursak da 42 milyon 930 binlik bir para çıkışı olduğunu söyleyebiliriz. Para çıkışı neydi? Düşük maliyetle alınan hisselerin satılmasıydı. Ve bugünkü anlık olan fiyattan hisse alınırsa o günkü parayla şimdiki parayla geçmişteki maliyetteki parayı toplarsak böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bunu eğitim serisinde daha detaylı anlatacağız. Eğitim serimizde başlayacak yakında katıl tarafında. İşlem adetleri hacimleri bu şekilde. Adet 2 milyon 682 bin lot alış tarafı, 2 milyon 204 bin lot, 204 bin lot da satış tarafında bekleyen emirler arkadaşlar bunlar. Burada daha detaylı yazıyor okuyamadım çok karışık gözümde bir sıkıntı var şu an. Bakacak olduğumuz yer 10 kademe derinlikte biraz daha alışların baskın olduğunu görüyoruz. Bu da yarın açılışı endekste bariz bir düşüş olmaz ise pozitif yönünü etkileyecektir. Olandır arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına bakacak olursak da yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Aracı kurum dağılımında AK ilk sırada alanlardı 477 bin lot. Bu hissenin yanılmıyorsam en büyük lot sahibiydi zaten. İkinci sırada Bank of America 377 bin lot. Tacirler üçüncü sırada 370 bin lot. QNB Finans Vakıf, Deniz Global, Oyak İş, Meksa Türk İş, Halk Piramit, Tep Şeker şeklinde sıralanıyor.
Satanlara bakacak olursak da Info ilk sırada 1 milyon 90 bin not, Ziraat ikinci sırada 401 bin not, Yatırım Finansman üçüncü sırada 299 bin not, Tera, Garanti BBVA, Ata, ALB Yatırım, Yapı Kredi, Marbaş, Osmanlı Dinamik, ING, Midas, Investas, Acar şeklinde sıralanıyor. Bunlar da gün içerisinde Sasa'yı satan kurumlardı. Grafiği çok güzel bir yerde kapattı arkadaşlar. Teknik analizin anlamında şu anda bize tam anlamıyla çok olumlu sinyaller verdiğini söyleyebilirim. Fakat takas analizinde biraz daha olumsuz senaryolarla karşı karşıyayız. Bu da bariz bir gerçek. Akta bir alış oldu gerçi bugün. Ya vakıfta gene aynı şekilde. Burada bakacak olduğumuz yer yabancıda dün çıkış bugün giriş oldu. Yani takasların da çok da olumsuz olduğunu söyleyemeyiz. Fakat vakıfın ciddi miktarda satması biraz korkutuyor. Burada bakacak olduğumuz en önemli detay, her zaman söylüyorum, ellerinde zaten yüksek lotlar bulunduran kurumlar, şöyle özellikle ilk 5 sırada yer alan kurumlar alışlarına devam ediyorsa hisse orta vadede iyi yerlere gelecekler arkadaşlar. Takas analizinin mantığı budur. Fakat burada bir satış, bir alışın ötürülüyor. Satışlar biraz daha yüksek çıkıyor hatta. Ziraat almış. Ama bakacak olduğumuz yer bu şey yansımadı arkadaşlar. Bu aracı kurum dağılımındaki veriler buraya yansımadı. 2 gün sonra yansıyacak. Bunu zaten her videomda söylemeye, anlatmaya çalışıyorum sizlere. Ak bugün alışta. Bank of America yabancı yatırımcı alışta. Yani bunları da varsayarsak takas analizinin günlüğünün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Satanlarda herhangi bir sıkıntı yok zaten bugün. Çok info sattı bugün. Info'nun elinde de zaten yüksek miktarda lotlar yok bu hissede. Onun için çok büyük bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Sasa Polyester adına diyeceklerim bu şekilde. Orta vadede artık bu bantları aşması gerekiyor ki yeni fiyatlar konuşalım. Bu fiyatların ben ucuz olduğunu düşünüyorum uzun vade açısından. Aselsan'a geçelim. Yükseliş trendi ne kadar düşmedi bile hatta. Bu trendin üstünde kalması bizim açımızdan çok önemli bir detaydı. Aynı 22 Haziran olması lazım. O zamandan gelen bir yükseliş trendi bu. O trendi teyit etmeden yükselişe tekrardan geçti. 76'da 77'de ciddi bir satış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü rally sürecinde gelen bir zirve o. Yani oradan sonraki fiyatlar zaten belli arkadaşlar. Gelecekti. Yani bu dünkü satışlar olmasaydı daha yüksek fiyatlar elbette gelecekti Aselsan adına. Uzun vadede çok ucuz kaldığını düşündüğüm bir hisse benim Aselsan. Yani borsa genel anlamda bir ucuz arkadaşlar, dolar bazında zaten. Genel anlamda bir ucuzluk olduğu için hisselerde de bir ucuzluk var. Yani her hissede böyle diyorsunuz bana bazen Instagram'da falan. Ama ciddi bariz bir anlamda belli oluyor arkadaşlar bunlar. Bu direnç seviyesini kırar arkadaşlar. Ben çok burada bekleyeceğini düşünmüyorum. Bu seviyeler biraz riskli olabilir. Fakat uzun vadede zarar edebileceğimi düşünmüyorum bu seviyelerden. Alsam da 26 günlük üstel hareketli ortalamayı kapanışta bir kesti, teyit etti. Gün içerisinde saat 15 civarında da parabolik sarın ala geçtiğini söyleyebiliriz kısa vadede. 63'ün altına düşmediği sürece de herhangi bariz bir sıkıntı yoktur. 63 bizim için en önemli dirençtir arkadaşlar. Aselsan adına. Niye? Niye 63 bizim için çok önemli bir seviye? Çünkü burada geçmişteki zirvesinde, özellikle Ocak'taki yaptığı zirvede burayı teyit etti, tekrardan düştü. Çıktı, denemeye çalıştı, tekrardan düştü. Bir kere daha denedi, gene düştü. Bizim için çok önemli bir seviyedir bu. Bunun altına düştüğünde yani tekrardan yukarı çıkması biraz daha zorlaşabilir. Tabii bu yani ne kadar zor düşüyorsa oraya ne kadar zor, o kadar zor yükselir arkadaşlar. Yani mantık budur. Ne kadar çok alıcı varsa orada o kadar çok da satıcı vardır. Yani aynı satıcı buradan giriyor ya. Şu fiyata geldi mi satıyor. Buradan satmaya başladı mı tekrardan mantıken aldığı yere düşecektir. Burayı tekrardan kırmayacaktır. Mantık bu. Yani buradan alıyor. Şu seviyeye yükseliyor. Tekrardan bu seviyeye düşüyor. Yani aynı alıcı sattığında mantıken elindeki bütün notu. Hafif de biraz yukarısında kalabilir tabii ki. Bu şekilde. Eğitim serisinde bunları anlatacağım. Burada tam olarak anlatamıyorum. Hisse analizi videosu olduğu için çok uzatmak istemiyorum o yüzden. Umarım anlamışsınızdır. Takılan bir şey olursa yorumlarda yazın. Yanıt veriyorum zaten. Genel anlamda bakacak olduğumuz yer 71-75. En yüksek fiyat 68-15'te, en düşük fiyat 9 milyon 880 binlik bir para çıkışı olduğunu söyleyebiliriz. Detay kısmı bu şekilde inceleyin. Bu yorum yapmayacağım. 2 milyon 146 bin not alış tarafı, 2 milyon 392 bin not da satış tarafında bekleyen emirler. 10 kademe derinlikte biraz daha, çok azıcık daha satışların baskın olduğunu bariz bir şekilde görüyoruz. Fakat yarın açılışı biraz daha negatif yönünü etkileyebilir. Açılış adına konuşuyoruz fakat bu dediklerimiz. Gün içerisinde tamamen farklı senaryolarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dün satan Bank of America bugün bütün hisseleri topluyor arkadaşlar. İşin özü bugün borsada bu. Bank of America ilk sırada alanlarda 555 bin not. Garanti ikinci sırada 525 bin not. Deniz üçüncü sırada 338 bin not.
Gedik, Türk İş, Burgan, Oyak, A1 Kapital, Ahlatçı, ISBİS, Türkiye, Osmanlı, Bizim, Global İş, Midas şeklinde sıralanıyor. Bunlar gün içerisinde Aselsan'ı alan kurumlardı. Satanlara bakacak olursak da Infolix sırada 618 bin not, TEP ikinci sırada 581 bin not, Yatırım Finansman üçüncü sırada 344 bin not, Yapı Kredi, Vakıf, Pilip, Tacirler, Piramit, QNB Finans, Ünlü, HSBC, GCM, Trif, Marbaş, Dinamik şeklinde sıralanıyor. Bunlar gün içerisinde Aselsan'ı satan kurumlardı. Takas analizine de bakacak olursak çok güzel, çok olumlu olduğunu söyleyebiliriz günlük açıdan. Özellikle bu takas analizi verileri 2 gün önceki veriler olduğu için dün biraz satış geldi, bugün de biraz alış geldi. Yani aslında nötrlüyor birbirini. Onun haricinde burada takas analizinin mükemmel bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Çünkü yani başta yer alan yabancı yatırımcı zaten alışta. Zaten bundan sonraki süreçte daha da almak zorundalar Araplarla yapılan sözleşmeden dolayı. Bu sebepten dolayı yabancı yatırımcı da alımlarına devam edecek olduğunu varsayaraktan hissenin orta ve uzun vadede iyi yerlere geleceğini düşünüyorum arkadaşlar ben. Aselsan adına diyeceklerim bu şekilde. En çok beğendiğim hisse Aselsan zaten aralarında. Sık sık söylüyorum bunu. Tüpraş, bizim için çok önemli bir detay vardı bunda. Her videoda aynı şeyleri söylüyoruz, aynı şeyleri söylüyoruz. Bir türlü olmuyor. Burada bizim bakacak olduğumuz yer 93 seviyelerini bir an önce açması gerekiyor artık ki yeni fiyatlar konuşabilelim, başka şeyler konuşabilelim. 90-90'ı bir açtıktan sonra artık 91 seviyesini bir açtıktan sonra 94 seviyeleri bizim için çok önemli rol oynayacak. 94 seviyelerini açtıktan sonra sert yükselişler beklediğimi Tüpraş adına söylemiştim zaten. Parabolik Sarın bugün saat 17 itibariyle ala geçtiğini, kapanışa doğru da üstel hareketli ortalama 26 günlük üstel hareketli ortalama yukarı yönlü kestiğini söyleyebiliriz. Kısa vadede bunlar da olumlu sinyaller. Günlük hacim dağılımında da çok iyi bir şekilde hacim olduğunu söyleyemeyiz. Hacimde bir toparlanma yok. Fakat fiyat bazında çok da kötü bir kafa yiyecek bir taraf yok arkadaşlar. Olumsuz olmaya gerek yok. Temettü verimliliği çok yüksek olan bir hisse. Niyeyse geçtiğimiz senelerde biraz sıkıntılar yaşadı şirket bazında kendileri. Umarım düzelttiklerini düşünüyorum artık ben kendilerini. Şu 90 bandını açtıktan sonra, 93 bandını açtıktan sonra başka fiyatları konuşalım ki hem temettü getirisi olarak yüksek olan bir hisse hem de hissenin kendi fiyatından dolayı da kâr etmiş olacağız. İki türlü kâr edeceğiz yani bu hisseden. O sebepten dolayı bu hissenin bende bambaşka bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi değildir. Tüpraş'la devam ediyoruz. Günlük işlemlerine bakalım. Bu dakikaya kadar izliyorsanız da lütfen bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Yorumlar kısmına yorum yapalım. Para giriş çıkışına bakacak olursak da 2 milyon 600 bin lot. Özür dilerim. 2 milyon 600 bin liralık bir para çıkışı olduğunu söyleyebiliriz. 85 en düşük fiyat. 89.45'te en yüksek fiyat. Detay kısmı bu şekilde. Derinlik kısmına bakacak olursak da 1 milyon 851 bin lot alış tarafı, 2 milyon 260 bin lot da satış tarafı. 10 kademe derinlikte de biraz daha satışların baskın olduğunu söyleyebiliriz. Yani yarın sabah açılışı biraz daha negatif olabilir. Aracı kurum dağılımına bakacak olursak da ilk alanlarda ilk sırada AK yer alıyor 590 bin not. İkinci sırada Yapı Kredi 294 bin not. Üçüncü sırada Info 221 bin not. Tacirler, İş, Global, Oyak, A1 Kapital, Meksa Ziraat, Osmanlı, Deniz, Hak, Tera, İNG şeklinde sıralanıyor. Satanlara bakacak olursak da Bank of America ilk sırada 566 bin not. Yatırım Finansman ikinci sırada 335 bin not. HSBC üçüncü sırada 214 bin not. Vakıf, Garanti, TEP, Pilip, Gedik, Alnus, QNB Finans, Anadolu, Trif, Türk İş, Şeker, İntegral şeklinde sıralanıyor. Bunlar da gün içerisinde Tüpraş'ı satan kurumlardı. Endeks bazında bir düzeltme gelmezse arkadaşlar bu hissede ben bariz bir düşüş beklemiyorum zaten. Bu videoyu bu dakikaya kadar izleyenlere özel dik bir yorum olsun bu. Yani bu dakikaya kadar izleyenlere ayrıcalık yani bir nevi. Yani endeks bazında bir düşüş olmadığı sürece bu hisseler borsanın temel hisseleri. Çok büyük iflas etmedikleri sürece yükselmeye devam edeceklerdir. Tüpraş adına bir 94 bandını bir 93 bandını bir aşalım ki farklı şeyler konuşalım ama. Citibank yabancı yatırımcı satışta. Bugün de satışta. Biraz daha negatif yönlü olduğunu söyleyebilirim bugün takas analizinin bunun. Özellikle aracı kurum dağılımıyla bütünleştirdiğimizde satanlar da hala daha yabancı yatırımcı satmaya devam ediyorsa 93 bandı bizim için biraz daha orta uzun vadeyi bekliyor olabilir. Tüpraş adına da söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Bu dakikaya kadar izlediyseniz lütfen bir kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi, yorumlar kısmına yorum yapmayı unutmayın. Yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz, bana zaman ayırdığınız, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.